en kısa zamanda bu ameliyat olman lazım. Zaman aleyhine işliyor. Ameliyattan sonra annemin şansın kalmayacak Sibel. Hadi hazırlan. Kahvaltıya gidiyoruz. O nereden çıktı şimdi? Ben hiçbir yere gidemem. İşe gitmem lazım. Çok fazla iş birikti. Hayatım, sen bu şirketin sahiplerinden birisin. Farkındasın değil mi? Yani bir kahvaltıya gidebilirsin. O işler öyle yürümüyor. Ay ben öylesini böylesini anlamam. Bütün hastalarımı erteledim. Bu kahvaltıya gidilecek. Hem dünkü konular da sindirilmiştir. Masa konusu da hazır. Hadi gidelim. Kahve hazır. De 10 dakikaya falan çıkarız. Kaç defa o sokaktan geçtim ve ilk defa bir parkın olduğunu fark ettim, biliyor musun? Ama bu çok normal. Algıda seçicilik gibi düşün. Zude. Bir de nereye baksam çocuk görüyorum. Aa, çok güzel. Bak, 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 bak. Çok saçma. Ya saçma değil. Onlar hep oradaydı. Ama senin bakış açın farklıydı. Bir insan bir şeye sahip olamayınca aslında ne kadar çok istediğini fark ediyor sanırım. Belki de içten içe hep anne olmak istiyordum. Bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Yine dün akşam çok aksiyonlu bir aile yemeğimiz vardı da ne zaman sakin oluyorsa bizde. Ya Şükran teyzeyi biraz olsun tanıyorsam sen açana kadar arayacak. O yüzden aç rahatla. Efendim anne. Dün apar topar gidince konuşamadık. Zafer'le buluşmamışsın hala. Bir yemek ayarlayın da çıksın aradan. Anne öyle bir vaktim yok. Daha kaç kere söyleyeceğim size. Benim lansmanla ilgilenmem lazım. İyi de kızım baban da arada kalıyor. İbrahim Bey aradı. Zafer de kaç defa yazmış sana. Görüş çocukla. Anne şu an ben trafikteyim. Ben seni sonra arayayım mı? Hadi sonra konuşuruz. Ne? Zafer kim? Ay sen nereden duydun onu? Ay duyuyorum ben. Babamın bir arkadaşının oğlu. Evlendirmek istiyorlarmış. Benim de başımın etini yiyorlar Buluş diye. E Buluş arkadaşım. Bak az zaman var diyoruz. Ya bir tanış. Belki de aile kuracağın adam budur. Hayır ya ben böyle bir şey istemiyorum. Ben gerçek bir şey istiyorum. Tuncay'la Begüm'ün ilişkisi gibi bir şey değil. Annemle babamın eski halleri gibi bir şey. Ya Tahir amcayla sizin ilişkiniz böyle aşk nefret ilişkisi gibi. Farkındasın değil mi? Hani hep böyle iş için itişip kakışmalarınız. Hepsini daha çok sevsin, daha çok gurur duysun diye.